Merhaba ben İsmail. Bu videoyu izlediğine göre yakın zamanda bir iş görüşmesine gideceksin. Peki o iş görüşmesinde nasıl fark yaratacağını hiç düşündün mü? Bir iş mülakatında ne oluyor? Sen mi iş bulmaya çalışıyorsun yoksa görüştüğün şirket bir çalışan mı buluyor? Bugün hem benim hem de çevremdeki insanların iş görüşmesinde kullandığı çok önemli bir teknikten bahsedeceğim. Ben bu tekniği kullanarak hem şu anki işime girdim hem de satış görüşmeleri sırasında milyonlarca dolarlık kontrat imzaladım. Hatta bu tekniği kullanarak kendisine şirket içerisinde yeni bir pozisyon açan bir arkadaşım bile var. Eğer direkt olarak bu tekniği duymak istersen ekranda yazan saniyeye gidebilirsin. Ancak ben öncesinde mülakatın öneminden ve yine mülakatta ihtiyaç duyacağın iki farklı teknikten daha bahsedeceğim. Videonun sonunda da bu tekniği kullandığım üç farklı örnekten bahsedeceğim. İş arıyorsan ve henüz mülakata çağrılmadıysan, iş aramada kullanabileceğin 3 farklı kaynaktan bahsettiğim videoya göz atmanı tavsiye ederim. O videonun linkini de aşağıda açıklamalarda bulabilirsin. İş görüşmesine gideceksin. Bu çok güzel. Hatta heyecanlı da olabilirsin. Bu da çok doğal. Ama anlaman gereken bir şey var. Ve bu anlaman gereken şey, George Clooney'nin kariyerinde çok önemli bir yer tutuyor aktörlüğün ilk günlerinde sürekli casting seçmelerine giden George Clooney bir türlü rol bulamıyor. Yaklaşık bir yılın sonunda morali düşmeye başladığında bir şey fark ediyor. Gittiği bu seçmelerin aslında kendisinin rol bulması için değil, yönetmenin ilgili role en uygun adayı bulması için tasarlandığını fark ediyor. Ve daha sonraki seçmelerde yönetmenin nasıl bir karakter aradığından yola çıkıp o karakteri yansıtmaya çalışıyor. Zaten gerisi tarih. İş görüşmesinde de aynısı geçerli. Bu görüşmeyi yapma sebebin senin iş bulman değil, görüşmeye gittiğin şirketin bir çalışana ihtiyaç duyması. Bu o kadar önemli bir ayrım ki, görüşmeyi nasıl kurgulaman gerektiğini değiştiriyor. İş görüşmesinde amaç senin o pozisyon için en doğru aday olduğunu karşı tarafa hissettirebilmek. Peki bunu nasıl yapacaksın? Önce şu temel soruyla başlayalım. Bir ürün alacaksın ve iki farklı alternatif arasında kaldın. Ve bunların içinden A ürününü seçtin. Peki neden B ürünün değil de A ürününü seçtin? Davranış psikolojisi uzmanlarına göre A ürününü seçme sebebin o ürünün daha iyi olması değil. O ürünün senin problemini çözeceğine olan inancının daha yüksek olması. Şimdi biz de bir iş görüşmesinde işverene senin doğru kişi olduğunu nasıl inandıracağımıza bakacağız. İK ile yapılan bir görüşmede karşına çıkabilecek soruların başında şu geliyor. Bana güçlü ve zayıf yanlarından bahseder misin? Ne kadar çalışırsan çalış, bu soruya doğal bir şekilde yanıt vermek biraz zor. İşte bu problemin çok kolay bir çözümü var. Yapman gereken şey, görüşmeye gitmeden önce iş arkadaşlarına veya okuldan yeni mezun olursan okul arkadaşlarına bu soruyu sormak ve onlardan gelen yanıtları derlemek görüşmeye gittiğinde ve bu soru senin karşına geldiğinde vereceğin yanıt da şöyle olacak. Ben bu soruyu iş arkadaşlarıma sordum ve onların benimle ilgili verdiği cevaplar şu şekilde. İnanın bu sizi diğer adaylardan ayrıştıracak çok önemli bir faktör olacak. Her iş görüşmesinin sonunda mutlaka gelen bir soru var. Peki senin bize sormak istediğin bir şey var mı? İşte burası senin bu göreve uygun olduğunu ispatlamak için yolu açacağın yer. Bu soru geldiğinde cevaben sen de şu soruyu sorabilirsin. Benim 30, 60, 90 gün sonra neyi başarmış olmamı bekliyorsunuz? Bunun iki tane etkisi olacak. Eğer İK ile görüşüyorsanız muhtemelen İK'da bu sorunun detaylı bir cevabı yok. Ve sizden önce görüştüğü hiçbir aday da bu soruyu sormadı. Ondan dolayı tebrikler. Potansiyel yöneticinizle görüşmeyi hak ettiniz eğer potansiyel yöneticinizle görüşürken bu soruyu sorarsanız birincisi görevde tam olarak ne yapacağınızı öğrenirsiniz ve bunun sonucunda görevin sizin için uygun olup olmadığına karar verebilirsiniz. Ve bunun yanında bahsettiği konuyla ilgili birebir bir tecrübeniz varsa bundan bahsetme şansı bulursunuz. Eğer birebir uyan bir tecrübe bulamadıysanız biraz sonra bahsedeceğim en önemli teknik sizin işinize görecek. Bu tekniğin adı çanta tekniği. Orjinal adıyla brief case teknik. Ve bu teknik iş görüşmesi sırasında çantanızdan bir dosya çıkarmaya dayanıyor. Ne demiştik? Amacımız bu pozisyon için en doğru kişi olduğumuza karşıdakini ikna etmek. Dolayısıyla görüşmeye hazırlıklı gideceksin. Ve konu yeni görevinde neler yapacağına geldiğinde daha önceden hazırladığın bir dokümanı çantandan çıkartıp karşındaki kişiye vereceksin. Peki bu dokümanda neler mi olacak? Senin bu görevi yapabileceğini gösterecek herhangi bir şey. Geçmeyi planladığın pozisyonda yapacağın işlerin bir listesi olabilir. Yani bir aksiyon planı. Veya şirketin içinde olduğu alanlar ile ilgili güncel gelişmeler olabilir. Rakiplerinin yaptığı uygulamalar olabilir. Bu şirketin devreye alabileceği yeni uygulamalar olabilir veya web sitesinde gördüğün çalışmayan alanlar olabilir. Amacımız karşıdaki insana seni seçmesi için daha fazla sebep vermek başvurduğun pozisyonla ilgili dünyada ne gibi gelişimler oluyor? Şirketler hangi teknolojileri veya teknikleri kullanarak başarılı oluyorlar? Bunları araştırmakta fayda var. Peki bu bilgilere nasıl ulaşacaksın? En basiti Google'da aratabilirsin. Eğer bir tık daha ileri gitmek istersen McKinsey, BCG, Bain gibi yönetim danışmanlığı şirketlerinin ilgili raporlarına göz atabilirsin. Bu raporlara ulaşmak için benim aşağıya bıraktığım linklere bakabilirsin. Bu araştırmayı yapıp Türkiye'de ve dünyada şirketlerin neler yaptığını gördükten sonra bunları bir sayfalık bir dokümana koyman bile yeterli olacak. Diyelim ki hazırlık yapmadın veya ne hazırlayacağını bilemedin. Yine problem değil. Potansiyel yöneticinle yaptığın görüşmenin sonunda şu soruyu sorabilirsin. Ben yetkinliğimi ispatlamak için küçük bir çalışma yapmak istiyorum. Hangi konu üzerine çalışma yapmamı istersiniz? Bu soruyu sorduktan sonra karşındaki kişinin mail ve telefonunu da al. Onlardan bu soruyu aldıktan sonra biraz önce bahsettiğim kaynaklardan faydalanabilirsin veya konunun profesyonellerini arayıp onlardan da bilgi alabilirsin. Sonrasında yapman gereken şey bu bilgiyi derlemek. Yaptığın çalışmayı mail ile gönder, sonrasında da arayıp çalışmayı size gönderdim. Dilerseniz bununla ilgili daha detaylı bir görüşme yapabiliriz de. Kendi tecrübelerimden yola çıkarak eğer bu üç taktiği de uygularsan göreve seçileceğini veya en azından short liste kalacağını garanti edebilirim. Sana şimdiden yeni işinde başarılar dilerim. Ben çanta taktiğinin uygulaması ile ilgili kendimden 3 tane örnek vereceğim. İlki benim şu anki işimi alış hikayem. AVK'nın Türkiye operasyonunu kurma görevi için 2013 yılının sonunda Danimarka'ya gittim. Giderken sağlam bir hazırlık yaptım ve aksiyon planından görüşülecek potansiyel müşteri listelerine kadar geniş bir çalışma hazırladım. Çok net hatırlıyorum. O toplantı 3 saatten fazla sürdü. Amaçları Türkiye'ye yeni bir operasyon kurmak olan insanlar pazarda ne yapılacağı ile ilgili ile karşılarına gelen birisini gördüklerinde evet demeleri oldukça kolay oldu. İkinci örneğim ise kabul edilmediğim bir işle alakalı. Turkcell'de uzun dönemli strateji planlama ile ilgili bir pozisyon için görüşmeye davet edildim. Görüşme oldukça olumlu geçti ve görüşmenin sonunda biraz önce size bahsettiğim soruyu sordum bu göreve uygun olumu göstermek için size nasıl bir proje hazırlayabilirim? Onlar da bana önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'nin gidebileceği stratejik yönlerle ilgili bir araştırma yapmamı söylediler. Sonrasında ben şu an ekranda gördüğünüz dökümanı hazırladım. Sonrasında olumlu bulunsam da onların pozisyonu aradığı kişi daha junior birisi olduğu için bu iş görüşmesi başarıyla sonuçlanmadı. Ama görüştüğüm o İK personeli bu görüşmeden 6 ay sonra beni direkt yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak çok daha senior bir pozisyon için tekrar görüşmeye davet etti. O ikinci görev için de maalesef benim geçmiş tecrübelerim uygun değildi ama çanta tekniği çalıştı. Çünkü ben ilanı bile çıkmayan üst seviye bir pozisyon için görüşmeye davet edildim. Son olarak da çanta tekniğinin bir önceki işimde milyonlarca dolarlık satış yapmama yardımcı olmasından bahsetmek istiyorum. AVK'dan önceki işimde hidroelektrik santrali yatırımcılarına suyun içerisinden geçeceği boruları satıyordum. Ve şunu fark ettim. Bu hidroelektrik santrali yatırımcıları yani şirketin en tepesindeki insanlar işin inşaat tarafıyla veya bu borularla ilgili çok tecrübeli insanlar değillerdi. Ben de her seferinde yatırımcıyla yapacağım görüşme öncesi projenin boru hattının detaylı bir çizimini istiyordum. Sonrasında o çizimi çok büyük bir kağıda bastırıp üzerine notlarımı alıyordum görüşmeye gitmeden önce. Görüşme esnasında sıra tam fiyata gelmeden önce çantamdan bu büyük çizimi çıkartıp masaya açıyordum. Yani çizim büyüklüğünü şöyle tarif edeyim. Onu açtığımda masanın tamamı doluyordu diyebilirim. O kadar büyük bir çizimden bahsediyorum. Çizimi masaya açtıktan sonra yatırımcıya ve masadaki diğer personele hat çizimindeki hatalardan veya yapılabilecek iyileştirmelerden bahsediyordum. O anda toplantıdaki hiç kimse konuya benim kadar hakim olmadığı için ben yatırımcının gözünde çok büyük bir puan kazanıyordum. Ve bunu uyguladığım birçok durumda en ucuz fiyata sahip olmadığımız halde bile işleri biz alıyorduk. En başa geri döneceğim. Müşteri A ürününü daha iyi olduğu için değil problemini çözeceğine daha çok inandığı için alıyor. Ben çanta tekniğinin çalıştığını birçok kez gördüm. Umarım siz de iş görüşmelerinizde ve hayatınızda bu tekniği kullanabilirsiniz. Eğer bu videoda anlattıklarımı kullanırsanız aşağıya yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Ünlü satış ustası Zig Ziglar'ın "Satış siz daha o toplantı odasına girmeden biter" diye bir sözü var. Ondan dolayı hazırlık bu işin kilidi, akıllı hazırlık da bu işin anahtarı. Çanta tekniği benim bulduğum bir teknik değil. Ben bu tekniği 2010 yılında Ramit Sethi'den duymuştum. Kendisinin Briefcase Teknik adında bir videosu vardı. Videonun orijinalini bulamadım ama yeni çekilmiş bir versiyonunun linkini aşağıya sizin için İngilizce olarak bırakıyorum. Eğer videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı ve daha fazlası için kanala abone olmayı unutma. Sevgiler.